Nasıl olabilir bu anne, ha? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Madem kazayla oldu diyorsun, niye gidip anlatmadın peki? Nasıl saklarsın bunu ya? Korktum. Çok korktum oğlum. Çok korktum. Ya senin vicdanın nasıl rahat edebiliyor geceleri? He? Nasıl kafanı yastığa koyabiliyorsun? Ayla teyzenin, Berk'in suratına nasıl bakabiliyorsun hala ya? Nasıl? Oğlum ne olur yapma böyle. Oğlum niye bana inanmıyorsun? Ben sana yalan söylemiyorum ki, doğruyu söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Kendi düştü. Ayağı kaydı, düştü. Düşünce de kafasını çarptı. Öyle öldü. Benim yüzümden ölmedi. Yani sen vurduğunda, Resul amcaya vurduğunda hala hayatta mıydı, emin misin? Evet. Evet. Hayattaymış. Ben de düşünce öyle yığılınca öldü zannettim, korktum. Hemen babanı aradım, babanı çağırdım. Baban geldi de gittik, baktık Resul orada değildi. Nerede? Sonra elinde bir silahla içeriden, odadan çıktı. Delirmiş gibiydi. Asıl o bizi öldürecekti. Biz kendimizi korumaya çalışırken o kargaşada ayağa kaydı, düştü, kafasını çarptı. Ondan sonra öldü. Ne olur inan bana artık. Ne olur inan bana. Olur inan bana Doruk. Niye polise gitmediniz peki, he? Madem nasıl öldüğünü gördünüz, niye gidip anlatmadınız? Kaç gün o evde ne olduğunu araştırdı polisler. Suzan teyzeyi hapse attılar. Hatırlamıyorum mu sanıyorsun? Korktum. Oğlum korktum diyorum. Zannettim ki bana inanmayacaklar. Kimse inanmayacak, beni hemen alıp hapse atacaklar. İnanamıyorum ya. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Sen niye gittin peki Resul amcanın yanına, he? Babama seni polislerden korumak için gittim oraya dedin. Babamı neyden koruyordun anne? He? Neden kavga ettiniz? Anlat. Çok feci değil mi? Ben böyle bir şey bulacağımı tahmin bile etmezdim. Yani Akif düpedüz katil. Bu görüntülerde onu ömür boyu hapisten çıkarmayacak. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.